bir şey paylaşıyor, bir yorum geliyor, inanamazsın. Yani bu kadar saçma sapan bir şey olamaz. Bu kadar eleştirmek için eleştiriyoruz insanları. Bakın böyle bir fotoğraf paylaşıyor. Yonca Evcimik. Onun üzerine ben inşallah bulacağım. Evet. Diyorlar ki bak. Kadın ne güzel gençliğini, dinamizmini kullanıyor, konuşuyor. Ve helal olsun bak bu yaşta taş gibi vücudu var diyeceğimize. Çünkü seyircisine olan saygısından yapıyor bu sporu da. Bu görselliği de korumaya çalışıyor. Ve 90'lı yıllara damga vuran bir isim. Diyor ki alt taraf, yaşıtların Umre'ye hacca gidiyor diyor. Bir dakika pardon. Yaşıtların Umre'ye hacca gidiyor. Senin girdiğin şekillere bak diyor. Yonca Evcimik de şu yanıtı veriyor. Kardeş açsana profilini, seni de görelim, ne şekillere giriyorsun. Yaşıtlarımı tanımazsın, o yüzden nereye gittikleri konusunda çok emin konuşma. Hadi güzel trollemeler sana diyor. Bana sökmez o ayrı diyor. Şimdi bunun yaşla alakası yok görevimizi yapmanın. Belki yaptı. Nereden biliyorsun? Belki Umre'ye de gitti, hacca da gitti. Onu da bilemeyiz. Yonca Evcimik'in çocuğu var mı? Yok. Yonca Evcimik de fedakar sanatçılardan bir tanesi. Ajda Pekkan'dan sonra benim aklıma Yonca Evcimik geliyor. Hiç bırakmıyor kendisini. Hep bir sağlık, hep bir spor, hep bir dans. O da çok seyircisine saygılı bir şarkıcı. Fakat şu yorumdaki sığlığa bak. Evet. Ne kadar yüzeysel. Ya kimin zaten... kimde dinin, kimde paranın olduğu belli olmaz kimde derler ya. Bilemezsin. Aynen. Bir de sen belki tövbe senden... haşa onu sorgulayacak ve yargılayacak mecra değilsin. Evet. Haddini, o merci sen değilsin. Haddini bileceksin. Bunu yazarken sen sevap işlemedin ya. Yani. Şşş, neydi o? Haddini bil. Sen haddini bil. Değil mi? O sen, aynen. O şarkı direkt ona geldi. Keşke Yonca Evcimik direkt şarkısını paylaşsaydı. Yani evet, o kadar hadsiz yorumlarda yapabiliyoruz ki enteresan. Ama bunu psikologlar açıkladı. Gerçekten psikolojik bir şey bu. Olmak istediği hayatı başkaları yaşayınca mı oluyor acaba? Belki de. Yani gerçekten gizli saklı sayfalar arkasında kendisinin ne şekillere girdiğini bilmediğimiz insanlar bizim şekillerimize, özel hayatlarımıza yalanlar, iftiralar, hakaretler. Ne kadar kolay değil mi? Yalan iftira dediğin zaten yersiz olmaz ama hakaretler. Yersiz ve çıkıyor da yani, evet, ortaya neyin ne olduğu, sıkıntı değil. Olmaz.